Merhaba arkadaşlar, TB Gamers kanalına hoş geldiniz. God's Basement 2. bölüm. İyi seyirler, iyi eğlenceler. İlk bölüm gayet sakindi. Bakalım 2. bölümde neler bekliyor bizi. Hemen şuradaki yazıyı bir alalım bakalım. Allah Allah. Tamam. Sevgili anne, teslimat başarıyla gerçekleşti. Oldukça sağlıklı bir çocuk ve ona James adını verdik. Kesinlikle çok güzel ve onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Oğlun Neil Young. Şimdi bir büyük anne var. I'm glad you made it through in one piece. Whatever you saw might have jogged your memory a bit, even though all of it occurred before you were born. Your parents, Neil and Sarah Young, had a son named Kevin. Your grandparents were looking after him when an unfortunate incident occurred. After losing their only son, your parents decided it would be best to create some distance between your grandmother. Although she tried her best to seek their forgiveness, the grief they felt was too painful. For a long time, they stayed out of contact with your grandmother. After a few years, they had you, James Young. They still were questioning about your grandmother, possibly afraid the same incident might happen again. I don't want to bore you too much with those details. There is something I require from you. For you to unlock more of your memories, you need to go deeper into God's basement. To do that, you need to retrieve a security card to get past the door to your right. Fortunately, there is one down the hallway to your left. Just follow it all the way down, past the area with the red lights, and it should be in a storage room filled with shelves. Once you retrieve it, bring it back and slide it across the panel next to the door. I know you still have your suspicions, but I swear all your questions will be answered. Once you have a complete understanding of your past life, I'll tell you what God's basement really is, but you have quite some ways to go. Keep doing exactly as I say. And one last thing. Good luck. Şimdi arkadaşlar, bu bilgi veren abimiz, bu arada şöyle sırtımızı şu kapıya verelim çünkü sağ sol kapı hakkında bilgi verdi. Şimdi bilgi veren abimiz dedi ki, eskilerden önce bahsetti. Neil ve Sarah Young, bunlar arası bazen kötü oluyormuş, anne ve babalarımız. Araları kötü olduğunda bizi dedemiz bakıyormuş bize. Ve böyle bir durumdayken bir gün kaza yapılmış. Kaza yapıldıktan sonra da Kevin Young, yani bizim abimiz, vefat etmiş. Ondan sonra daha fazla ilerlemeden anlatalım da. Büyük annemizle anne babamız arasında bir mesafe gelmiş. Mesafe sokmuşlar yani. Görüşmemişler. Daha sonra James Young, yani biz dünyaya gelmişiz ama hala bu mesafe devam ediyormuş. Sonra dedi ki adam, daha fazla seni bunlarla sıkmak istemiyorum. Yemin ederim ki her şeyi öğreneceksin. İşte zamana ihtiyacım var, senden bir şey istiyorum. Tanrı'nın bodrumuna gitmek için sağ taraftaki güvenlik kartı gereken kapıdan geçmen lazım. Şans bu ki sol taraftaki kapıda da kırmızı ışıkları geçtikten sonra kutuların bulunduğu rafla var, dedi abimiz. Evet, kırmızı ışıklı yer burası. Işık çok iğrenç ya. Gerçekten berbat. Şimdi bize babaannemiz herhalde zarar vermez diye düşünüyorum. Ay, yazıyı geri bıraktık. Abi, videoyu durdurup okudum metni. Yani babaanneye de yazık. Babaanne torununun ölmesini ister mi arkadaş? Diyor ki, o olay olduktan sonra yıllardır oğlumun sesini duymadım. Oğlumun sevimli, tatlı bir oğlu olmuş. Kameralar var.
Onu görmeye can atıyorum. Ne ki? Hmm, bir bilmece. Anladık. 1, 2, 3 olmadı. 1, 2, 3 olmadı. 1, 2, 3 yine olmadı. 1, 2, 4. Bir dakika ya. Bir hangisi ki? 1, 2, 3, 4, 5. Hadi lan. Abi sırası yokmuş ki. Hızlıca basmam gerekiyormuş. Bastım mı? Basmadım mı? Abi oyun beni, bu oyun geriyor beni nedense ya, bu saçma oyun. Saçma demeyeyim de. Şimdi 1 olmadı. 1 2 3 4 5 kıpırdamayacağız ya. Evet. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Ben şu kapıyı denedim mi açmayı? Yok, denemedim. Peki niye dövünüyorum orada? Ne bir bilmece. Yani bir tüyo, bir bana yardımcı olacak herhangi bir şey olsa. Bence hızlıca bunların hepsini yeşil yapacağız ya. Işığa bak, ışığa ne zaman geleceksin buraya acaba ışık? Işık buraya ne zaman geleceksin acaba? Tövbeler olsun. Tövbeler olsun. Baba baba, ışığa bak. Abi ışığı ne kadar berbat yapmışsınız ya. Vallahi o kadar berbat ki.
Ya bana bir tüyo lazım ya. Bana bir ipucu lazım. Yani hiçbir şey görmüyorum ben, görünmüyor. Bakalım ya, bir tanesi sönmeyecek. Onu bekliyorum. Sönmeyen bu. Birinci bu. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Üç. Şu mu acaba? Sallıyorum. Üç. Bir. İki. Üç. Dört. Olmadı. Bir. İki. Üç. Dört. Evet. %50. Ah, olmadı. Bir. İki. Üç. 4. Hadi oğlum. 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ha. Allah cezanı vermesin senin ya. Berbat ya. Tamam, hemen dönmesin. Kafamla beraber dönmesin de bir tık daha hızlı dönsün. Bak şimdi. Ben buraya döndüm, ışık daha geliyor. Oho. Şuradaki yazım değişti. Yok, değişmedi. Oha, bu ne lan? Işık dön, dön, Allah'ın cezası dön. Dar yerlere girdik. Masada mı acaba? Tabii ki kolay yerde olur mu? Yok. Raflardan birinde demişti abimiz. Rafın batsın be.
bence bu tarafta. Işıkçım biraz hızlı döner misin? Bir ayarına bakacağım. Böyle bir ayar var mı? Lan neredesin kart be? Lan ölüm gibi bir ışık var zaten. Odaya da bir sinek girmiş, sinirimi bozuyor. Çekmeceler açılacak mı acaba? Yok. Tövbeler olsun ya. Lan neredesin kart gibi be? Heh. Lan arkadaş. Bak kahretmesin be. Bir sevme ev yok değil mi? Hadi bakalım. İyice karardı. Şansa bak. Allah. Büyük anne ağlama. Allah. Büyük anneciğim ağlama. Ağlama tatlış. Kapat şurayı. Heh. Bak bak ışığa bak. Allah kahretmesin seni. Işık çok berbat. Işık çok berbat. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Kamera dönüyor. Işık 10 saniye sonra. Allah belanı. Bana doğru açıldı.
Babaanne torunun geldi. Torun geliyor, torun. Allah cezanı vermesin. Niye tersini açılıyorsun lan? Torun geliyor kız. Şu sevliyor mu ya? Lan televizyon diye bir senin de. Sürtüyoruz. Pardon, geçiriyoruz. Ya Allah, Bismillah. Büyük anne. Sevgili büyük anneciğim. Büyük anne, benim bir yeteneğim var diyorlar. Sen biliyor musun neymiş acaba benim yeteneğim? Hı? Senin torununa zarar vermeyeceğini biliyorum. Büyük anne gibi büyük anne. Kan var abi orada. Kan var orada. Allah. Kendi kapandı lan. Bu acaba Kevin abi, ışık. Arkadaşlar, oğlu Neil Young'dan annesine yine güzel bir, aslında iyi bir arayı ısıtmaya yönelik bir mektup. Sevgili anne, işte hayat senin için nasıl gidiyor biliyorum. Sana söz verdim, torununu göreceksin diye. Torunun yarım yaşına geldi. Yani 6 aylık. Ama kötü bir haberim var. İşimden dolayı başka bir ülkeye taşınmak zorundayım. Biliyorum, söz vermiştim görmen için. İznin veriyorum ama zamanını ayarlamak güç. Bunu ayarlayamadık bir türlü. Seni her türlü yeni şeyden haberdar edeceğim. Abi, evine çağır. Lan büyük anneyi, oğlum babaanneyi delirttiniz lan. Oğlum babaanneyi delirttiniz lan. Anneanne değil bu. Büyük anne diyoruz. Neden büyük anne diyoruz o zaman? Bu büyük anne değil. Bu babaanne. Yok değil mi bir şey pek? Hadi bakalım. Şurada konuşmaları dinleyelim. Authorities also reported that the grandfather was driving the vehicle and that alcohol might have been involved in the incident. Aa, bu ne şimdi, gözünü seveyim ya. Işığı kim kapattı? Şimdi hep aynı şeyden bahsediyor. Diyor ki bir kaza oldu. Kazaya alkol karışmış olabilir. Abi. Babaanne. Babaanne lütfen, sen iyi bir kadınsın. Lütfen, rica ediyorum. Babaanneciğim bak, babamın yaptıklarından dolayı bana kızma. Allah'ım, karı deliriyor. Üstüme gelecek sanki. Ay. Bu ne abi? Işık. Babaanne bak, torunun geldi lütfen ya. Aha, o ne lan?
Oğlum bir şey oluyor ona. Allah Allah. Lan. Kutu delirdi. Açabiliyor muyuz? Yok. Abi lütfen. Babaanne. Babaanneciğim gel. Konuşamadım lan. Bak torunun senin için geldi. Arkama bakamıyorum. Bu kapı açılmalı. Kayıt aldı burada. Bu bölüm de sakin geçti. Sevgili arkadaşlar, God's Basement 3. bölüme buradan devam edeceğiz. Hiç ilerlemeyeceğim. 2. bölüm buraya kadar. Daha fazla bölümü uzatmak istemiyorum. Bilmiyorum kayda aldı mı sesimi. Oyun hakkında şu fikirlerimi söyleyeceğim. Oyunun bir konusu var. Konusunun olması korku oyunlarında gayet güzel. Tatlı da farklı da bir konusu var. Ancak ışık felaket derecede kötü. Ben buraya bakıyorum ışık anca. Ben buraya bakıyorum ışık anca geliyor. Yani öyle böyle kötü değil. Konusu itibariyle hoşuma gitti ama konusu fena değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda sol üstte abone olma linki, sağ üstte de The Forest isimli oyunda çektiğimiz oyun, diğer korku oyunları, bir türlü cümlenin sonunu getiremedim. Diğer korku oyunlarının linklerini bırakacağım. Merak ederseniz onlara da bakarsınız. Kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bildirimlerinizi açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.